geldiniz efendim. Yanımızda bir Sadisan var. Ohay gozaymaz. Ohay gozaymaz. Çok havalısınız hocam. Gitti 3 hafta Japonyalarda. Olayları Japon ekonomisini, Japon ev kadınların carry trade'ini yerinde inceledi. Neden artık Türk lirası yerine Güney Afrika randına yatırım yapıyorsunuz diye sordu, soruşturdu. Ve geldi tekrar memleket topraklarına. Hoş geldi, sefalar getirdi. Bence siz de karşıdaki seyirciler olarak bir tweet yağmuruna tutmak yoluyla Sadi Hoca'ya bir hoş geldin diyebilirsiniz. Mümkün. Her şey mümkün. O yüzden bence tweetlerinizi gönderin ve Sadi Hoca'ya bir hoş geldin deyin. Konumuz geldi ve memlekete dedi ki, beni dün sabah arıyor. Arkadaşımın oğlu falanca okulu kazanmış, işte yılda yurt dahil 115 bin lira ödeyecek. Bence biz yarın okul ücretlerini konuşalım dedi. Ayıp ettiniz hocam dedi. Okul ücretleri neden bu kadar yüksek? Özel okulu kazansa çocuk ya da kurada çıksa bir dert, öbürü ayrı bir dert. Ne olacak? İşte bizim memleket insanının, değil mi? Arada kalmışlık derdi, okullar ve okul ücretleri. Seçsem hangi okulu seçsem onu ödeyebilir miyim? Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii aileler açısından en önemli şey çocuklarının eğitimi. Hı hı. Yani malum maalesef biz yeterince devlet bize hep söylediğim gibi bir yabancı dil öğretemediği için devlet okullarında çocuklarımız maalesef ne yapıyor? Biz biraz daha iyi eğitim olsun. Çünkü özel sektörde bir işe girerken ilk sordukları şey yabancı dil biliyor musun? İşte şu bilgisayar programlarını kullanıyor musun? Hı hı. Hangi sosyal aktiviteler içinde bulunduğun gibi 3 tane soru soruyorlar. Evet. Bunların en önemlisi yabancı dil. Ama biz maalesef bu sorunu çözemiyoruz. Yani Türkiye bu konuda inanılmaz eksik eğitim sistemi. Sadece bu konuda değil. Tabii ki yani birçok şeyde eğitimde problem var ama özellikle yabancı dil konusunda çok ciddi bir problem yaşıyoruz. Şimdi bunun için de insanlar yabancı dil eğitimi alabilecek, hı hı, düzgün bilimsel eğitim alabilecek, en azından çağdaş, bütün dünyada genel geçer eğitim alabilecek okulları tercih etmeye çalışıyor. Bu dediğim gibi çok ciddi bir maliyeti gerektiriyor. Hı hı. Ne maliyetini? Bir kere çalışıyor çocuk ortaokuldan itibaren. Acaba iyi bir lise tutturabilir miyim? İyi bir okula, işte ilkokulda gidebilir miyim? Onun için çocuğa ekstra zaten destekler veriyorsun. Bir maliyete katlanıyorsun. Şimdi liseler için işte yeni liseye geçiş programları düzenlendi, sınavlar yapıldı. Baktık bu programlarda çocuklar ciddi yarış yaptılar kendi aralarında. 1 milyon çocuğumuz, hı hı, bu sınavlara girdi. Bunların işte %10'u özel okullara gidecek. Aşağı yukarı rakamları söylüyorum. Peki bu maliyetler neler? Aile açısından da çocuğun kazanması çok güzel bir şey. Çok başarılı, çok iyi bir okulu kazanıyor. Ama okul ücretlerine baktığın zaman, yani İstanbul açısından bakarsan 20 bin TL'den başlıyor alt taban. 20 bin TL'de yani ilkokul falan da şey yapıyorum, katarak söylüyorum, özel okulları 20 bin TL'lerle başlıyor. 115'e kadar, dediğin gibi yani yurdu da dahil olmak üzere 115'e kadar ben giden... Ben demedim, siz dediniz ayol. Ben söyledim doğru. 115'e kadar giden rakamlar ortada uçuşuyor. Ama ortalaması 50 bin TL civarında bir eğitim maliyeti. Bunun bir de aşağı yukarı 4000-5000 TL civarında da yemek maliyetini düşünelim. Yani artı yemek maliyetini koyalım. Bu işte 55 bin lira. Bunun okul masrafı dışında nedir? Kıyafetini alacak bu çocuk. Kıyafet almamız lazım. Kitabını almamız lazım. Kırtasiyesini almamız lazım. Bunları koyduğumuz zaman aşağı yukarı 5-6 bin TL'de bunu koyduğun zaman ortalama 60 bin TL civarında bir rakam gidiyor. Servisi bunun dışında daha. Bir de servisini koysak, o da işte hadi 2000 liradan başlayalım, 5000 TL'ye kadar diyelim, ortalama bir rakam koyalım. Çünkü yılın tamamı değil, işte 8-9 ay ödeyecek bunu. 65 bin TL'lere giden bir rakam. Şimdi bu 65 bin TL dediğimiz aşağı yukarı ayda 5000-5500 TL gibi bir rakam yapıyor. Evet. Yani bunun bir ailenin
çok rahat kaldırabilmesi, ki lise ise 5 yıl, bir de hazırlığı okuyacak çünkü, 5 yıl boyunca her ay 5500 TL çocuğun okul maliyetine katlanan bir aile düşün. Yani Türkiye'de kaç kişi 5500 TL para kazanıyor? Burada eğitim eşitsizliği de, fırsat eşitsizliği de başlıyor. Yani diyelim ki çocuğunuz çok başarılı ama geliriniz yeterli değil. İşte burs bulabiliyorsanız çok nadiren burs bulabiliyorsun. İşte devletin çok küçük bir katkısı var özel okullarda okuduğu zaman. Ama bütün bunları toparladığınızda bu çok ciddi bir maliyet. Yani çocuklarımız artık yani her aile çocuklarını iyi bir okulda bu fiyatlarla okutması mümkün değil. Yani 50 bin TL ortalama rakam çok yüksek. Bunu Anadolu'ya gidersen, işte bir Edirne'den söz edersek, diğer yerlere gidersek 20'ler seviyesinde rakamlar konuşuruz. Biraz daha farklı rakamlar konuşuruz. Düşer aşağıya doğru. Ama 20-25 bin TL dediğiniz rakam da gene işte çocuğun servisini falan da koyduğunda, yani küçük bir yerde 2000 TL'ye katlanıyorsa aile, işte İstanbul gibi bir yerde ortalama 5000 TL ayda, 5500 TL bir gidere katlanıyor. Bu çok ciddi bir maliyet yani. Çok ciddi bir maliyet. Peki mesela herkes üniversiteye gitmek zorunda mı diyor bir seyircimiz? Gitmesin o zaman herkes diyor. Hep onu savunuyorsunuz ya siz. Şimdi tabii ki herkes üniversite, ya okuma hakkı, bir kere herkesin okuma hakkı olması lazım. Fakat bizde sistem biraz daha farklı çalışıyor. Maalesef biz mesela Avrupa'daki bir çocuk işte liseyi bitirdiği zaman artık ondan sonra üniversiteye gidip gitmeme konusunda kendi kararını veriyor. Aile zaten ondan sonra destek vermiyor. Diyor ki ben liseye kadar sana destek veririm diyor. Evet. Benim genelde Avrupa'da, Amerika'da gördüğüm ortam bu. O zaman çocuklar ne yapıyorlar? Birkaç yıl çalışıyorlar. Ama tabii onların liseleri de çalışmaya uygun liseler olduğu için, yani büyük çoğunluğu liselerin mesleki eğitim liseleri olduğu için bir meslek öğretiyor size. Ve okulu bitirdiğiniz zaman, liseyi bitirdiğiniz zaman birkaç yıl çalışıyorsunuz. Sonra eğer isterseniz bankaya gidiyorsunuz, öğrenim bursu alıyorsunuz, kredisi alıyorsunuz. İşte burs bulan buluyor. İşte devletin destekleri var Avrupa'da, Amerika'da. Amerika'da yok da Avrupa'da var destekleri, kira yardımı gibi destekler var. Bir de bankalardan öğrenim kredisi alıyorsunuz ve üniversite okuyorsunuz. Onun için de üniversite okumak çok değerli gerçekten. Şimdi biz maalesef ortaokul, lise, ilkokul, hatta ilkokul öncesi eğitimimiz o kadar zayıf ki biz hep bir üst sınıfa bırakıyoruz, bir üst okula bırakıyoruz sorunu. Yani eğitim öncesi, yani ilkokul öncesi zaten yeterli bir eğitim şeyi yok, çalışması yok. Yani öyle bir okul öncesi eğitim dediğimiz olay da çok geriyiz. Şimdi ilkokulda yeteri kadar çözemiyoruz, ortaokulda gelişir boş ver diyoruz, ortaokula gönderiyoruz. Sonra ya lisede halleder diyoruz, lisede de meslek sahibi olamıyor. Yani çünkü biz meslek liselerinden ziyade normal liseler açmışız. Normal liselerde meslek edindirmiyor. O zaman herkes mecburen nereye atıyor kendisini? Meslek sahibi olamadığı için direkt üniversiteye atmak zorunda kalıyor kendisini. Yani üniversite mezunu olmak zorunda hissediyor. Siz birçok iş yerinde sonra problem yaşıyorsun. Mesela bir bankada gişeye bir memur alınacak. Üniversitede iyi bir üniversiteyi bitirmiş olan genci oraya oturtuyorsun. Çocuk bunu zaten o kadar otomasyon gelişmiş ki bir haftada çözüyor. Aslında onu lise mezunu bir arkadaşın çok rahat yapabilmesi lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Hayır diyoruz. Oraya da üniversite mezunu alacağız biz diyoruz. Evet. Bu sefer çocuk ne yapmak zorunda kalıyor liseden sonra? Ben nasıl olsa meslek edinemiyorum veya edinsem bile zaten mutlaka üniversite mezunu birisini istiyorlar diyor. Ve o nedenle ben üniversiteye gitmek zorundayım diyor. Ve 4 yıl lise okur gibi gene üniversite okuyor.
Ya çok farkı yok yani, büyük çoğunluk olarak baktığımızda lise benzeri bir üniversite mantalitesi ile okulu bitiriyor. Gene sonuçta dördüncü sınıfa geldiği zaman hocam ben ne yapacağım gene diyor. Ben bir şey öğrenemedim, şimdi ne yapacağım ben bundan sonra diyor. Evet. Ondan sonra çocuklarımızın bakıyorum ben okulda %90'ı 95'i KPSS'ye hazırlanıyor. Hocam bir sokak röportajlarına tabii gidelim mi? Sokağa çıktık ve sorduk efendim. Buyurun, özel okullarla ilgili görüşler. Neden özel okul tercih ettiniz? Yani eğitim olanaklarının daha geniş olduğunu düşünüyoruz. Yüzmesiyle, sporuyla, basketboluyla, İngilizce eğitimiyle. Yani ona istinaden henüz devlet okulunu başlatmadık. Yani özel okula devam edeceğiz büyük ihtimalle de. Ne kadarlık bir bütçe ayırdınız özel okul için? Yıllık olarak mı soruyorsunuz? 40-45 bin civarında. Özel okula gönderemiyoruz. Yani gönderemeyecek bir bütçeye sahibim yani. Çok zor. Özel okullar çok pahalı. Sezonluk 25 bin lira. Yani bir o ders yılı diyelim 25 bin. İmkanım olsa daha güzel özel okuluna vereceğim ama imkanım olmadığı için devlet okuluna veriyorum. Özel okulların imkanları çok daha fazla. Devlet okullarında kadrolarda ciddi yıpranmalar görüyorum. Bir de tabii ki artık bu neslin çocuklarının biraz daha vizyonları geniş. Yurt dışında okumak, yurt dışında bir şeyler yapmak üzerine planları var. Ve bunun için de şu anda en kestirme yol özel okullar ama yabancı özel okullar. İsim vermem gerekiyor mu bilmiyorum ama evet, yabancı özel okulların daha ön planda olduğunu düşünüyorum şu anda. Peki ne kadarlık bir bütçe ayırıyorsunuz? Ortalama 50 bin 55 bin gibi bir bütçe var şu anda. Ama bu ortalama, bu 80 bin 90 bin de olabiliyor. 15 bin lira kadar da inebiliyor ama ortalama 50 bin lira iyi bir okul için. Yıllık 50 bin altına duymadım. Bu yaş grubunda bile ana okul, yani ön ana hazırlık sınıfında bile 50 bin ile başlıyor bizim planladığımız okul en azından. Onu biliyorum. Evet, bu şekilde yorumlarda. Şimdi vahim olan tabii orada bir şey var. Yani biz bu çocuklar, yani özel okulu kazanan çocuklar zaten gerçekten çok başarılı. Yani bilimsel anlamda da çok başarılı olan çocuklarımız. Bunların büyük çoğunluğu orada röportajda da belirtilmiş, bir bölümü gerçekten artık yönünü nereye çevirmeye çalışıyor? Yurt dışına çevirmeye çalışıyor. Biz maalesef burada yetiştirdiğimiz yabancı dil bilen, çok iyi niteliğe sahip olan gençlerimizi yabancıların ekonomisine katkı olarak geliştiriyoruz. Yani burada çocuklar kaldıkları zaman işte KPSS ile uğraşacaklar. Nedir işte, çünkü bu özel okullar KPSS ile çok fazla ilgilenmiyorlar örneğin. Yani onlar daha çok daha uluslararası çerçevede eğitim dizayn eden kurumlar. Dolayısıyla işte KPSS'ye hazırlanan bir mantık geliştiren okullar değil. Bizim burada iş alanlarımız o kadar dar ki, bu iş alanlarımız o kadar daraldıkça bu sefer insanlar kendisini devlete acaba bir kapak atabilir miyiz? Mantık tamamen bu noktaya doğru gidiyor. Dolayısıyla özel okuldan ki çocuklarımız da yurt dışına gitme hedefiyle gerçekten büyük bir çoğunluğu ben üniversiteyi yurt dışında okumalıyım diyor. Çünkü buradaki demek ki eğitim sistemiyle alakalı bir problem yaşıyor. Yani çocuk da görüyor bunu. Hani biz istediğimiz kadar kabul etmeyelim, bu arz talep hikayesi. Çocuk okula gittiği zaman veya etrafında okuldan mezun olduğu zaman ne yapacağını, nerede iş bulacağını düşündüğü zaman diyor ki benim diyor, demek ki burası benim için çıkmaz yol, çıkmaz sokak diyor ve yolunu farklı şekilde çizmeye çalışıyor. Oysa bizim bu çocuklarımızı burada istihdam edecek, yüksek ücret doğurabilecek istihdam olanaklarımızı geliştirmemiz lazım. Liselerde eğitimi öncelikle üretime yönelik meslek okulları, üretime yönelik meslek okullarının çok iyi geliştirilmesi lazım. Bugün iş adamları diyor ki biz işte bir taraftan işsizlik çok yüksek, bir taraftan işveren de diyor ki ben diyor çalıştıracak nitelikte insan bulamıyorum.
Bir de ben onun eğitimini yapmak zorundayım. Birkaç yılda yetiştiriyorum. Sonra elimde bu elemanı tutamıyorum. Bu da başka bir yere kaçıyor diyor. Dolayısıyla demek ki bizim mesleki eğitim konusunda çok ciddi bir sıkıntımız var. Yani üretime yönelik eğitim alanlarında yetiştirilecek gençlerimizi maalesef yetiştiremiyoruz. Biz bu çocuklarımıza en azından dünyada kullanılan belli başlı dillerden bir tanesini ortalama düzeyde ne yapamıyoruz? Devlet okullarında öğretemiyoruz, veremiyoruz. Onun için de hani Türkiye'de tasarruflar yetersiz diyoruz ya, aslında Türkiye'de tasarruf, acayip tasarruf var. Ya bu bir tasarruf yani, aile, düşünsenize devlet aslında bir yabancı dili düzgün bir şekilde öğretmiş olsa, değil mi? Yani bir Avrupa'da şurada burada bakıyorsun, çocuk iki dil biliyor, üç dil biliyor. Şimdi bu şekilde öğretmiş olsa insanlar 50.000 TL'ye götürüp nereye yatıracaklar? Bankaya mevduat olarak yatıracaklar. Tasarruf olarak bono alacaklar, tahvil alacaklar, hisse senedi alacaklar. Yani kendi gelecekleriyle ilgili bir yatırım yapmış olacaklar. Bu arada gelen tweetlerin birçoğunda meslek lisesi vurgusu var hocam. Evet. Yani neden daha çok olmasın? İşte en büyük problemimiz bu zaten. Üniversiteye gerek yok, meslek lisesi mezunları artsın şeklinde çok tweet geliyor. Ya zaten üniversite... Ama bu tweet geliyor da, bak geliyor, bu okey. Fakat bu tweetleri yazanların kendi çocuklarını gönderecekleri bir okul olsa böyle bir seçeneği es geçerler. Evet, sanki yani... meslek liseleri, ben de bu ayrımcılığı anlamıyorum. Evet. Sanki meslek liseleri başka bir sosyokültürel grubun gidebileceği okullarmış... Ama böyle beyaz yakalıların ya da daha iyi maddi olanakları olan ailelerin çocukları meslek lisesine gidemez. Onlar özel acayip okullarda okurmuş havası veriliyor. Niye olmasın? Yani çok mu acayip bu? Hayır, hiç acayip bir şey değil. Tam tersi. Şöyle düşünelim. Bakın bundan sonra artık istihdam sektöründeki veyahut da istihdam edilecek alanlara baktığımızda o kadar yoğun bir otomasyon var ki gerçekten... O mesleği çok iyi bilen insanların sadece iş yapabileceği bir döneme doğru gidiyoruz. Yani birçok konuda, teknik konuda hakim olacağınız bir noktaya doğru gidiyorsunuz. Biz bu üniversitede öğretmeye çalıştığımız bu mesleki eğitimi aslında liseye doğru ne yapmamız lazım? Kaydırmamız lazım. Yani liseye doğru kaydırıp işte diğer elektronik, mekanik, bütün bunları hepsini lisede altyapısını yapıp bu liseleri bitiren çocuklara da önümüzdeki dönemde üniversiteyi giderken birkaç yıllık iş deneyiminden sonra gerekirse sınav veya sınavsız bir şekilde bunların üniversitede önlerinin açılması lazım. Ki o zaman o okullar çok cazip hale gelecek. Yani İnsanlar da diyecek ki bak, eğer ben meslek lisesini bitirirsem 2-3 yılda çalışır iş deneyimine sahip olursam demek ki ben bu konuda eğitim yapan üniversiteye sınavsız olarak ne yapabiliyorum, girebiliyorum diyecek. Eğer böyle bir eğitim dizaynı yapabilirsek işte o zaman meslek liseleri ön plana çıkacaktır. Yani mesleki eğitim yapan liseler ön plana çıkacak. O zaman herkes... Hiç gelir düzeyine bakmaksızın. Ne yapacak? Siz çoluğunuzu çocuğunuzu elektroniğe, işte elektriğe, bilgisayara, şu neyse o liselere göndereceksiniz. Ama biz hala eski eğitim mantalitesiyle gittiğimiz için o okullar artık o liseler bir anlamda çağı yakalayamıyor. Onlar da çağın dışında kalıyor. Daha bakın işte kodlama dediğim gibi, bilgisayar, elektronik, bu tür liseleri yaygınlaştırdığımız sürece, burada eğitim kalitelerini yükselttiğimizde, onlarda bir de yabancı dili öğrettiğimizde, yani inanın inanılmaz farklı bir Türkiye ortaya çıkar. Yani biz buralardan başlamamız lazım. Yani üretim diyoruz ya, üretim eğitimsiz olmaz. Ve eğitim üretim içindir. Yani bunu mutlaka ve mutlaka bizim dizayn etmemiz lazım. Üretimden, bilimsel üretimden kopuk bir eğitim sistemiyle olmamamız lazım. Yani bugün normal üniversiteyi bitiren aslında iyi bir liseyi bitirmiş noktaya gelmiş oluyor. Yani çok farkı yok aslında. Çok çok farklı olmuyor.
yani bütün üniversiteleri kapsamıyorum tabii bu söylediğimde, hepsini içine alırsam haksızlık yapmış olurum ama çoğunluk açısından söylediğim zaman aslında iyi liseler diyelim üniversitelerde, ama bunun için de 4 yıllık bir zaman harcamaya ve ailenin üzerinde 4 yıllık bir yük biriktirmeye gerçekten gerek yok. O zaman da diyeceksin ki üniversite açmazsak bu kadar gence nasıl iş bulacağız? İşte öyle bir problemimiz var. Dolayısıyla bizim istihdam yaratacak, üretim alanlarını genişletecek, bir kere iş yaratacak alanlara, yatırıma yönelmemiz lazım. Bunu yani ülkedeki yatırımı, eğitimi birbirinden ayıramazsın. Yani bunu ayırdığımız zaman zaten en büyük yanlışlığı yaparız. Birbirinden ayrı şeyler konuşmuyoruz. Mesleki eğitim, mesleki eğitim olsun liselerde. Ama bunun sonucunda çocuk gidip bir yıl, iki yıl rahatlıkla staj yapıp bir yerde ne yapabilsin? İstihdam edilebilsin. Bunu yaptığı zaman da üniversite kapısı da buna açık olursa niye bu çocuk liseyi tercih etmesin ki? Bizim en iyi çalışkan çocuklarımız o zaman neyi tercih edecek? Meslek liselerini. Çünkü onun sonucunda mühendis olacak. Mühendislik eğitiminin önü ne yapmış olacak? Açılmış olacak. Bizim bu konuyu gerçekten çok iyi düşünmemiz lazım, iyi dizayn etmemiz lazım. Bunu tabii ki Milli Eğitim Şuralarıyla oturup toplanıp birkaç kişinin ben yaptım işte demesiyle olacak şey değil bu yani. Hı hı. Bunu şuralar toplayacaksınız. Dünya ne yapıyor? Finlandiya ne yapıyor? Şu ülke ne yapıyor? Bu ülke ne yapıyor? Kore ne yapmış? Japonya ne yapmış? Bütün bunları bir araya getirip yapmamız lazım. Yeni Milli Eğitim Bakanı kabinede aslında parlak bir isim gibi duruyor değil mi? Yani Profesör Doktor Ziya Selçuk. Umarım başarılı olur. Umarım bir şeyler yapar. Ama dediğim gibi yani bir kere mantalitenin tamamen değişmesi lazım. Yoksa yani burada birkaç iyileştirme yapalım da bu sorunu çözemeyiz. Şunu yapması lazım. İlk yapılması gereken bir şura toplanması lazım. Gerçekten eğitim konusunda çalışmış, yurt içinde, yurt dışında bu insanları bir araya getirip gerçekten bilimsel eğitim nasıl yapılmalıdır, nasıl dizayn edilmelidir? Mesela bu kadar tatil olmalı mı çocukların? 3 aya yakın bir tatil var. Şimdi birçok ülkede 6 hafta civarında, hadi bilemedin 7 hafta maksimum tatilleri var. Dolayısıyla çocuklar lise arasında veya ortaokulda veya ilkokulda o kadar uzun tatiller yapıyor ki okula gittiği zaman yeniden bazı şeyleri öğrenmeye başlıyor. Her şeye yeniden başlıyor çocuk. Çünkü bildiklerinin neredeyse yarısını o tatil boyunca unutmuş oluyor zaten çocuk. O nedenle bugün İşte Japonya'yı konuştun. Evet, Japonya'da evet. Çocuklar biz tatil... Onu da soran bir seyirci vardı. Japonya'da nasıl diye. Ya Japonya'da çocuklar hala eğitim yapıyorlardı biliyor musun? Yani ben dedim ki ya acaba niye bu çocukları tatile göndermiyorlar ki? Sonra öğrendim ki orada tatil öyle bizdeki gibi uzun bir tatil yok yani. Aşağı yukarı 6 hafta civarında yani 45 gün civarında bir tatilleri var. Soğudum çocukların. Şu anda. Tatil 3 ay olur hocam, öyle ne 45 gün? Ya tamam da tekrar aynı şeye başlıyorsun yani yarısını bildiğinin zaten ne biliyorsun? O bildiğinin de yarısını zaten tatilde unutuyorsun. Çünkü o tatil boyunca tatili iyi değerlendirmediğimiz için bu sadece şeyle değerlendirmek tabii maddiyatla alakalı. O eğitimin sürekliliğiyle alakalı. Bu dönemleri biraz daha ne yapmamız lazım? Uzatmamız lazım. Aralarda mesela birer hafta tatiller vermek daha doğru. Uzun tatiller yerine daha kısa tatillerle geçiştirmek çok daha doğru aslında. Unutmama açısından da durumu. Ama en büyük problemimiz şu. Şimdi bakıyoruz enflasyon yüksek. Enflasyon 15-16'larda bu sene ne çıkar bilmiyoruz ama sonuçta özel okulların ücretleri veya bir iyi okulların ücretleri en az enflasyon kadar artıyor. Ama insanların gelirleri maalesef enflasyon kadar artmıyor. Ve bir insanın her ay ve 5 yıl boyunca veyahut da 10 yıl boyunca her ay 5.000-5.500 TL gibi bir parayı ödemesi gerçekten bir aile açısından çok büyük bir yüktür. Yani bunu gerçekten ailelerin ezilmesi olarak düşünüyorum ben. Yani aileler 10 yıl boyunca yani çocuklarının eğitim süresi boyunca sürekli eziliyor.
Sürekli çocuklarının eğitimine konsantre olmuş bir şekilde eziliyor ve bu parayı denkleştirmeye çalışıyor. Bankadan kredi alıyor. Efendim nasıl ödeyeceğiz? Hadi bakalım birçok şeyden taviz veriyor. Kendi yaşamından taviz veriyor. O nedenle devlete çok iş düşüyor yani. Kısacası devletin bu eğitim sistemini yeniden gerçekten dizayn etmesi lazım. İyice iş çünkü eğitimde çığırından çıkmış durumda. Mahmut Iğdırlı'nın tweetini çok sevdim hocam. Diyor ki eğitimi aile verir, tüketim içindir. Öğretimi okul verir, üretim içindir. Doğrudur. Ne kadar doğru. Yani doğrudur. Aileden alınan iyi eğitim aslında tüketim görgüsünü de beraberinde getirir. Tabii. Nasıl tüketeceksin. Doğru. Değil mi? Ama o bir kalitedir çünkü. Üretim de okullarda verilir. Eğitimle verilir, öğretimle verilir. Tabii zaten eğitim öğretim diyoruz ya, aslında eğitim öğretim sadece okulların işi değildir. Bu ailenin de bu sürece ne yapması lazım? Katkıda bulunması lazım. Ailede ki aslında eğitimi harcama kalitesini belirlediği gibi aslında ülkemizin de geleceğini belirleyen en önemli faktör. Yani çünkü bir insanın hep konuşuruz ya, kalitesi harcarken belli olur diye. Yani harcama kalitesi diye bir şey vardır. Yani bu harcama kalitesini eğer görgüsüzlük noktasına getirirsek emin ol birçok ülkeden çok daha görgüsüzce harcıyor bizim gibi. Bize benzer ülkeler özellikle bu emperyal dünyada bizim beynimizi yıkıyorlar. Bu tüketim alışkanlıklarımızla yani daha doğrusu çığırından çıkmış tüketim alışkanlıklarımızla bizi öyle bir tüketime yönlendiriyor ki üretimi ikinci plana atıyoruz. Oysa gelirin kadar harcaman gerektiğini ve bunun sürdürülebilirliğini ailede ne yapmamız lazım? Bilinç olarak açılamamız lazım çocuklarımıza. Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kalemimin kapağı kapanmıyor. Şimdi ben gideceğim, bunu aldım. Kitapçıya dedim bunun kapağı kapanmıyor diyeceğim. Kitapçıya haber verelim, hemen kapatsın dükkanı. Kırtasiyeye evet gideceğim. Kırtasiyeyi kapat, neden vallahi bunun geliyor. Kapağı kapanmıyor. Niye kapanmıyor? Evet, vallahi geliyor, dikkat edin. Ucuz değil ki bu kalemler. Evet. Olmaz. Herkes hakkını isteyecek. Tüketim kaliteli bir şey olmak evet, durumunda. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Yarın akşam zaten görüşeceğiz. Evet, görüşeceğiz. Mesleksizlik bütün kötülüklerin anasıdır diyor Ahmet Güngör'de. Doğru, doğru. Akşam 17'de görüşmek üzere. Cem Cemal Pekin bugün hapşırmadı, tweetleri hatırlat demedi, konuşmadı. Anam Cem'e bir şey mi oldu? Oradan el sallıyor. Boy ver bakayım, boy ver. Boy veriyor, sağlıklı, yaşıyor ama suskun. Hoşça kalın.